Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Mülk suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. İkazlar var, uyarılar var, tembih var, iman esasları var. Allah Azze ve Celle'den tevhidden uzaklaşan bir millet yapısını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden kulluk safına çekme gayreti içerisinde suredeki ayet-i kerimeler bu merkezde kulluğu anlatıyor. Önceki sure Tahrim suresiyle alakasına baktığımız zaman Allah Azze ve Celle surenin son iki ayet-i kerimesinde وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ Firavun'un hanımı Asiye'den bahsetmişti, Hazreti Asiye'den. Onu anlatmıştı. İslam kadınları, onların İslam'ı yaşarken bahaneleri olmayacak. Firavun'un evinde, onun hanesinde olsalar bile yine direnecekler, ayakta kalacaklar. Sonraki ayet-i kerimede de وَمَرْيَمَ بْنَةَ عِمْرَانَ اللَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ Hazreti Meryem'den bahsetmiş, İmran'ın kızı, Hanne'nin kızı Meryem'den bahsetmişti. Hazreti Meryem o toplumda yalnız, karşıda Yahudiler var fakat direniyor, ayakta kalıyor. İslam'ın kızlarına da وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا Allah Teala'nın kelimatını, onun esaslarını, talimatını tasdik etmeyi, hakim anlayışa, güce, uygarlığa, mahkum olmamayı, Meryem gibi, Hazreti Asiye gibi ayakta kalmayı telkin ediyor. Sonra Mülk Suresi başlıyor. Mülk Suresi hemen her ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın ebedi ve ezeli saltanatını görüyoruz. Her yerde onun ezeli ve ebedi saltanatının mührü var. Yerde var, gökte var, insanda var, enfüste var, afakta var. Peki burada da var. Hazreti Asiye, Hazreti Meryem, kadınlar zayıf olurlar, erkekler daha fazla dayanırlar. Fakat burada iki tane kadından bahsediyor. O iki kadın ayakta kalıyorlar ve sembol oluyorlar, bayrak oluyorlar. Erkeklerin bile yapamadığını yapıyorlar. Peki nasıl o muvaffakiyete nail oluyorlar, muhatap oluyorlar? Çünkü mülkün sahibi Allah Azze ve Celle. Korumayı murad ettiyse kimseler zarar veremezler. Ve yemseske Allahu bi zurrin fela kashfe lehu illa hu ve in yuridke bi hayrin fela radde li fadli. Eğer hayrı murad ettiyse kimseler buna engel olamazlar. Allah Teala yürümeye dair sefer emir verdiyse onlar yürüyecekler. Fethi takdir ettiyse hiçbir ordu Allah Teala'nın fethi kararının önünde duramaz. Tebârekellezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Allah Teala'nın alemde olan tasarrufu, ondan bahsediyor. Sonraki ayet-i kerime detaylandırıyor. Misaller getiriyor. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amelâ. İkinci ayet-i kerime Allah Teala'nın mülkünün alemdeki yansımalarından bahsediyor. Fakat bunun en önemli tezahürü insan. Her şeyi insan için yarattı. İnsan da kendi için var etti. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ağaçlar, çimenler, hayvanlar, balıklar, her şey insan için. İnsan da Allah Azze ve Celle için. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Neden yarattı? Ona ibadet edebilmek için. Neden bizi uzaklara attı? Neden cennetten buraya gönderdi? Buradan oraya ibadetle gidebilmek için. Peki yerlerden, göklerden, oradaki nizamdan bahsediyor. O nizamdan bahsediyor. Kur'an-ı Hakim'e işaretler var. Alemde bu nizamı tesis eden Allah Azze ve Celle, onun kitabında futur olur mu? Onun kitabında münasebetsizlik, uyumsuzluk olur mu? Defalarca bak, defalarca bak. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَس۪يرٌ Her defasında eğer münkir bir akla sahipsen,
O münkir akıl alemde Allah Azze ve Celle'nin varlığını, mülkünün imzalarını inkar ediyorsa mağlup olacak. Mağlup olduğu halde geri dönecek. Laboratuvar Allah birdir diyecek. Semaya başını kaldırıp baktığın zaman Allah birdir diyecek. Ve min ayati, her yerde onun ayetleri var. O ayetler sizi Allah Azze ve Celle'nin bir olduğuna götürecek. Peki devam ediyor, kainattaki Allah Teala'nın kudretine işaret eden neler varsa eşyaya dair. Onlardan bir kısmını tadad ediyor. 6. ayet-i kerime, وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ. Kafir örten demekti. Çiftçiye kafir diyorduk. Çünkü tohumu aşağıya koyuyordu, toprağa üzerine kaldırıyordu. Sonra tohumu atıyor, tekrar toprağa o tohumun üzerine örtüyordu. Tohumu örttüğünden dolayı ona kafir denirdi. Fıtratallahi illeti fatara nase aleyha. Allah Teala da insanı yaratırken onun yüreğine, Ademoğlunun yüreğine imanı koymuştu. Küfürle o imanı örtüyorlardı. Velillezine keferu bi rabbihim. Allah Azze ve Celle'yi inkar edenler de kainattaki bu kadar imzayı reddediyorlar. Örtüyorlar. Örtülür mü? Emin ayati. Her şey onun ayeti. Bayırlar, çimenler, denizler, göller, nehirler, her şey Allah diyor. Diyor ya Yunus Emre, Allah deyü deyü akar. O nehirler öyle akarlar. Fakat velillezine keferu bi rabbihim azabu cehennem. Bu kadar delil var. Her adımında, her adımı atışında tefekkürü varsa, taakkülü varsa, tedebbür edebiliyorsa, yani tedebbür bir adım sonrasını, en son merhaleyi düşünerek adımlarında, hayatında, tedebbürde son noktayı düşünmek vardı. İlk hamleden son noktaya kadar. Eğer bunları yapabiliyorsa kurtulacak, hakikate nail olacak, hakikate muhatap olacak. Yok, inkar ediyorsa, peki bu adam için cehennem azabı var. Cehennemde onların o hallerinden, cehennemin öfkesinden bahsediyor. 12. ayet-i kerime, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. Yukarıda deliller vardı. Yerde, semada onlar Allah Teala'nın varlığını anlatıyordu. Ama öyle insanlar var ki, اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. Yani غَائِب۪ينَ عَنْهُ. Allah Teala'dan gaipler, yani görmediler. Aslında onların görmeye de ihtiyacı yok. Onlar o halde iman ettiler, gayba inandılar ya da insanlardan, onların görmelerinden uzaktalar. Fakat o halde inandılar. Yani burada şuna işaret var, müminler değil bu delilleri görmek, onları görmemiş olsalar bile yine onların yüreklerinde haşyet olacaktı ki bu ayetleri gördüler zaten, onların yürekleri imana karargah oldu. Onlardan bahsediyor. Devam ediyor. 15. ayet-i kerime, huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ. Allah Azze ve Celle bir önceki ayet onun latif oluşundan, habir oluşundan bahsetmişti. Cenab-ı Hak latif olması, habir olması neyi gerektiriyor? Alemi ince ayarlarla, mahrem çizgileriyle insanoğlunun istifadesine sunması, sundu. وَالَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا مُنْقَادًا ذَلُولًا فَعُولًا. Yani mübalağa var burada. Her şey insanın emrinde. Mısırın tohumu insanın emrinde. Milyonlarca yıldır o tohumu atıyorsun toprağa, yine mısır olarak bitiyor. Yani insanlar buğday ekiyorlar da buğday ekip oradan patlıcan almıyorlar, pırasa almıyorlar. Yani onlar buğday bekliyorlar. Temel gıdaları buğday. Allah Teala onlara başka bir şey göndermiyor buğday beklerken. Neden? Çünkü bütün onlara kanun yerleştirdi. Buğdayın kanunu var, mısırın kanunu, arpanın kanunu, karpuz çekirdeğinin kanunu var. Küçücük bir çekirdeğe dev ağaçları koydu. وَالَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا. وَالَ فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا. O yeryüzünün taraflarında, omuzlarında yürüyün. Yürüdükçe Allah Teala size bereket ihsan edecek. Peki, اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Oradan yer ve göklere
gidiyor. Emintum men fis semai, semadan bahsediyor burada. Emintum men fis semai, semadakinden emin oldunuz mu? Yani zannetmeyin ki hep böyle devam edecek. Ölüm gelmeyecek, kıyamet gelmeyecek, bela, musibet gelmeyecek. Böyle zannetmeyin. Roma yok oldu. Roma'yı yıkan Allah Azze ve Celle bu zalimleri yıkmayacak mı? Allah azizun zuntikamdır. Eğer öyle olmasaydı Firavun'un iktidarı bugüne kadar devam edecekti. Nemrud'un nesli, yolu, bürokrasisi hala o bölgede yaşıyor olacaktı. Roma devam edecekti. Fakat defalarca Roma'nın soyundan, yolundan gelenler mağlup oldular, mahkur oldular. E emintum men fis semai en yaksife bikumul arda. Yani sizi yeryüzüne geçirmemesinden, o semadakinden emin mi oldular? Yok, en yaksife bikumul arda. Peki devam ediyor. Allah Teala'nın kudretine işaretler var. Semadaki kuşlar bu şekilde insanoğlu düşünmeye davet ediliyor. Nasıl oluyor da Allah Azze ve Celle'nin bu kadar kainattaki kudretine delalet eden ayetleri görmüyorlar da emmen hadellezi huve cundul lekum yansurukum min dunir rahman, putlara ibadet ediyorlar. Onlardan yardım istiyorlar. Peki 24. ayete kadar bu bölüm devam ediyor ve yekulune meta hadel va'du in kuntum sadikin. Burada onlar meydan okuyorlar, kafirler. Bu kadar ayet var, bu kadar delil var. Reddediyorlar. Diyorlar ki ve yekulune meta hadel va'du. Ne zaman bu kıyamet? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Kur'an-ı Kerim'le alay ediyor, istihza ediyorlar. Kul innemel ilmu indallah ve innema ene nezirun mubin. Benim vazifem inzar. Biz tebliğ ederiz. Biz davet ederiz. Kıyamet var, hesap var deriz ve innema ene nezirun mubin. Ben kıyamet anlatırım, orada Allah Teala'nın azabı var derim ya da apaçık detaylandırırım, beyan ederim. Yarın kıyamet günü anlayamadık ya Rabbi diye kimsenin mazereti olmaz. Peki bu inkar eden adamların kıyametteki hallerini gösteriyor bize 27. ayet-i kerime. Felemma ra'awhu zulfeten si'et wujuhullezine keferu. Felemma ra'awhu, yani o azabı yakın planda gördükleri zaman yüzleri kararır korkudan. Ve bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 28. ayette Kur'an hakimi inkar edenler, onlardan her şey beklenir, cehennem gibi azapları olur, kötü ifadeler dillerinden düşmez, kahır cümleleri onlardan eksik olmaz. Kul araeytum in ehlekeni yallahu ve men ma'ye ev rahimena. Efendimiz aleyhisselama helak olsun diye, Müslümanlara yok olsun diye onların bedduaları var. Peki onların bu bedduaları gerçekleşmiş olsa Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi almış olsaydı onların bedduaları neticesinde veya o kahır cümlelerinden sonra, onlar kurtulabilecekler miydi? Yani yeryüzünde bir tane Müslüman kalmamış olsa bu kafirler ahirette Allah Teala'nın azabından, dünyada onları yerin dibine geçirmesinden kurtulabilecekler mi? Hayır. Peki son ayet-i kerime, kul araytum in asbaha ma'ukum gavra. Yani kendinize güveniyorsunuz. Alemde tasarruf hakkımız, yetkimiz var diyorsunuz. O halde söyleyin bakalım, o suyunuz, en fazla dünyada ihtiyaç duyduğunuz, havadan sonra insanın en fazla muhtaç olduğu o su, Mekke bağlamında düşündüğünüz zaman kupkuru o arazilerin altından suyu çıkarıyor Cenab-ı Hak. Binlerce yıldır zemzem çıkıyor, Mekke'ye yetiyor, etrafa dağıtılıyor ve hala devam ediyor. İn esbaha ma'ukum gavra. O su yerin altında kaybolsa, çekilip gitse. Femen ye'tikum bima'in ma'in. Akan suyu kim getirebilirse? Allah'tan başka kim merhamet edebilir? Kim rızık verebilir? Kim bunları yapar? O halde surenin başına bakarsanız, Tebârekellezî biyedihil mulk. O alâ külli şeyin kadir. Her şeye kadir olan odur. Şey olma özelliğine sahip neler varsa
Onlar üzerinde mutlak ve muhakkak tasarruf yetkisi Allah Azze ve Celle'ye aittir. Peki surenin tefsirine başlamadan önce Tirmizi'de İbn Abbas'tan rivayet edilen sureyle alakalı bir hadis-i şerif var. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Birisi çadır kuruyor bir yere, sonra bakıyor ki oran mezarlık. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Tebareke, Mülk suresi okunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Resulallah, bir yerde çadırımı kurdum, orada Mülk suresi okunuyordu sonuna kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hiyel mani'atu hiyel munciyetu tuncihi min azabil kabri. O mani'adır, yani engel olur, münciyedir, kabrin azabından kurtarır. Tuncihi min azabil kabri. Kim eğer dünyada onu okuduysa Allah'ın inayetiyle, kabir azabından imanı varsa, amali salihası varsa Allah Teala onu kabir azabından kurtarır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebareke hiyel mani'atu min azabil kabri buyuruyor. Tebareke, Mülk suresi o kabir azabına engel olur. Onun için bir adı mani'adır, bir adı vakiyedir, bir adı el munciyedir. Münce yani kabir azabından kurtarır Allah Teala'nın inayetiyle. Peki tebarekellezî biyedihil mulk o alâ külli şeyin kadîr. Tebareke burada mübalağa var. Yüceler yücesi ya da tebareke Allah Azze ve Celle zatında, sıfatlarında, ef'alinde mahlukata benzemekten münezzehtir. Tebarekellezî biyedihil mulk. Mülk yani saltanat. Yed-i kudretinde olan Allah Azze ve Celle yüceler yücesidir. Ya da o zatında, sıfatlarında, ef'alinde mahlukata benzemekten münezzehtir, uzaktır. Kemalle alakalı ne kadar vasıflar varsa, sıfatlar varsa onlar Allah Azze ve Celle'ye aittir, ona mahsustur. Buradaki yed kelimesi mecazdır. El dediğiniz zaman onunla kuvvet, kudret anlaşılır, o kastedilir. İnsanlar kelimelere önce anlamlar verdiler. Yani bunu ayaktan ayırabilmek için el dediler. Ayağı gözden ayırabilmek için ayak dediler. Buna göz dediler, buna kulak dediler ki eşyayı ya da insana ait organları birbirinden o isimlerle ayırabilsinler. Her millet kendine göre onlara isim verdi. Daha sonra bu isimlerin dünyalarına indiler. Uçsuz bucaksız suyu gördüler, ona deniz dediler, bahır dediler. Sonra o denizi ikinci hamlede özellikleriyle tanıdılar. Balık var, inci mercan var, ne kadar su alırsanız alın. Deniz cömerttir, suyu bitmez, tükenmez. Zengindir deniz. Üçüncü hamlede, birinci hamlede isim verdiler, ikinci hamlede özellikleriyle tanıdılar. Üçüncü hamlede mecaza geçtiler. Aldılar o kelimeleri, başka şeyler için kullandılar. Yani diyor ki Arap, deniz bize doğru yürüdü. Deniz bize doğru yürümez. Ne var burada? Hükümdarı kastediyor. Mesela Seyfü'd-Devle için kim söylüyordu? Mütenebbi şiirler söylüyor. Övüyor onu. O çok kendisine ikram ettiğinden dolayı onu denize benzetiyor. Yani orada istiare yapıyor. Kelimeler hakiki anlamlarından üçüncü merhalede arada benzerlikler varsa başka şeyler için kullanılıyor. İnsana deniz diyorlar eğer cömertse. Çünkü deniz cömerttir, alırsınız su bitmez. O zaman biri müşebbeh olur, biri müşebbehun bihi olur. Burada da tebârekellezî biyedihil mulk. Yani el, onunla masayı kaldırırsınız, kitabı kaldırırsınız. El güç, kuvvet ifade eder. O halde burada da biyedihil mulk. Allah Teala'nın bizim gibi eli yok. Selef de öyle anlamadı. Nasıl anladı? Biyedihil mulk der ki Allah Teala'nın eli bizim hayalimizin ötesinde, bildiğimiz el şeklinde değil dediler. Yani insan eline benzemez Allah Teala'nın eli var, fakat onun keyfiyetini bilmeyiz dediler. Bu da bir anlamda icmali
tevildir. Onlar da tevil ettiler fakat icmali değil. Daha sonrakiler bu ayeti kerimeleri daha anlaşılır kılabilmek, zındıkların, kafirlerin taarruzlarını önleyebilmek için bunları tafsili anlamda tevil ettiler. O halde burada tebârekellezî biyedihil mülkü, mülk, idare, saltanat, kudretinde, tasarrufunda olan Allah Azze ve Celle yüceler yücesidir. Tebârekellezî biyedihil mülkü, saltanat, mülk, alemin idaresi, kudret elinde olan, tasarrufunda olan Allah Azze ve Celle yüceler yücesidir. O mahlukata benzemekten uzaktır, münezzehtir. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O Allah Azze ve Celle ala kulli şeyin kadir. Her şeye kadirdir. Şey olma özelliği olan her şeye kadirdir. Dilediğin dilediği gibi yapar. Sadece emreder. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amelâ. Şimdi Allah Teala'nın alemdeki tasarrufu, ondan bahsedecek, onu detaylandıracak. Nasıl olur bu? Ellezî, o Allah'tır ki, ellezî halakal mevte, ölümü yarattı. Önce ölümü zikrediyor, sonra hayatı getiriyor. Neden ölümü? Çünkü kuntum emvaten fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Yani kuntum emvaten fahyakum, ölülerdiniz, yani anne karnında, işte meni faslındaydı insanlar, ölü gibiydiler. Kuntum emvaten fahyakum, sonra anne karnında Allah Azze ve Celle hayat verdi. Kuntum emvaten fahyakum thumma yumitukum, sonra öldürecek, thumma yuhyikum, tekrar Allah Azze ve Celle hayat verecek. Bir de şu olabilir, ellezî halakal mevte vel hayâte. Neden burada ölümü zikrediyor? Çünkü imtihandan bahsedecek, yaratılış sırrına işaret edecek. İnsan ölümü gördüğü zaman, ölüm konuşulduğu zaman toparlar kendisini. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biri, bana nasihat eder misin ya Resulallah deyince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem salli salate müveddi'in buyurmuştu. Veda eden kişinin namazı gibi namaz kıl. Artık ayrılıyorsun dünyadan. Şurada musalla, oraya tabutunu koydular. Sen de gidiyorsun. Biraz sonra ayrılacaksın dünyadan. Öyle namaz kıl. Ölümü düşününce insan o uzun emellerden, hülyalardan, rüyalardan çıkmış olur. Ellezî halakal mevte, ölümü yaratandır. Ve le hayâte, hayatı yaratandır. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Peki neden bunları yaratmıştır Allah Azze ve Celle? İnsana zulmetmek için mi? Neden doğuyor, neden ölüyor insan? لِيَبْلُوَكُمْ, buradaki lam onun mutallakı, halaka fiilidir. لِيَبْلُوَكُمْ, sizi imtihan etmek için. اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Amel cihetiyle hanginiz daha güzel? Yani hanginiz daha güzel? Ya da daha asvab anlamında, ahlas, daha halis, daha doğru, hanginiz ibadet yapıyor? Bu ortaya çıksın, zahir olsun. Allah Teala'nın emirlerine, talimatlarına ittiba edenlerle isyan edenler, onlar ayrılsınlar birbirinden. İşte bunun için insanoğlu dünyada. Allah Teala onun için yaratmıştır. İbadet ahsen olabilmesi, en güzel olabilmesi için şu gereklidir. Bir adam İhlas sahibidir fakat ibadetin rükünlerin yerine getirmiyorsa, burada problem yaşıyorsa, bu adam ibadeti ahsen olmadığı gibi makbul de olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu yerde birisi namaz kılıyor, tadil erkana riayet etmeyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam salli inneke lem tusalli buyuruyor. O namazı bir daha kıl çünkü sen namaz kılmadın. Salli inneke lem tusalli buyuruyor. Belki ihlas vardır. Fakat tadil-i erkana riayet etmediğinden dolayı o ibadet makbul olmamıştır. Tadil-i erkanı farz alanlar bu hadis-i şerifle istidlal ederler. Veya şartları, rükünleri yerine getiriyor ibadetle alakalı. İhlası yoksa o ibadette makbul değildir. İhlas yoksa o ibadette problemlidir. Onun için ahsen olabilmesi için ibadetin hem rükünlerine riayet edilecek, farzına,
müstahabına riayet edilecek, haramdan, mekruhtan uzak durulacak, ahsen en güzel olabilmesi için. Bir de niyet olacak, ihlas olacak, samimiyet olacak. O halde ibadet olursa Allah Teala onu en güzel şekilde kabul buyurur inşallah. O halde insanı, ölümü, hayatı neden yarattı? İmtihan sırrı zahir olsun diye. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ O Allah Azze ve Celle azizdir. Yani dünyaya gönderdiği insanlar, kullar, eğer isyan ederler, ölümü doğru okuyamazlar, hayatı doğru okuyamazlar, imtihan sırrını, imtihan hakikatin yerine getirmezlerse Allah Azze ve Celle azizdir. Yani isyan edenlerden bunun hesabını sorar. Gafurdur bir gün onlar. Allah Teala'ya ibadet etmeyenler, dünyadan kâm alanlar, eğlenenler, zevk-i sefa içinde yaşayanlar, bir defa anlı secdeye varmayanlar, daha sonra tövbe ederler, Allah Teala'ya yönelirlerse, işte o zaman Allah Teala'yı gafur olarak bulurlar. Peki yine Cenab-ı Hak mülkünde onun azameti, kuvveti, kudreti nelere delalet eder? اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا O Allah Azze ve Celle 7 kat semayı, semayı birbiriyle uyum içinde yaratandır. Birbiriyle uyum içinde 7 kat sema yaratandır. Birbiriyle tam bir uyum içerisinde 7 kat semayı yaratandır. Bu şekilde tıvakan kelimesini seb'a semavati, seb'anın nesi olarak aldık? Sıfatı olarak aldık. Ellezî halaka seb'a semavatin tıbaka. Buradan nereye, ne kadar gidebilirse insanlar gitsinler, gitmiş oldukları, o kat etmiş oldukları mesafe dünyadan, ne kadar uzaklara giderlerse gitsinler, o süreç içerisinde hep bir uyum görecekler. Semadaki hangi tabakaya gelirlerse gelsinler, milyonlarca yıldır o tabakada Allah Teala'nın koymuş olduğu kurallar var, kanunlar var. O kanunlar hep orada o şekilde caridir, devam ediyor. Yani اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا Birbiriyle uyumlu. Yani biri problem yaşamış olsa aşağıya sirayet edecek, o aşağıya sirayet edecek. İşte o zaman kıyamet olacak. Öyle değil. Peki yani bir tabaka diğeri yerine geçmiyor, ona tecavüz etmiyor. Her biri kendi kimyasal özelliğini, fiziki özelliğini, şartlarını koruyabiliyorsa, sınır tecavüzü, sınır ihlali yoksa bunu yapan kimdir? Tebârekellezî biyedihil mülk. O mülk yed-i kudretinde olan Allah Azze ve Celle neden zatında, fiillerinde, sıfatlarında mahlukata benzemez? Neden münezzehtir? Neden kemal sıfatlarına sahiptir? Aleme bakın, o uyuma bakın. Yani bir bina onun katları arasında uyum bu şekilde olabilir mi? Milyonlarca yıl bu şekilde devam edebilir mi? Olur mu? Böyle bir eser, Allah Teala'nın bu eserden hareketle azametini, büyüklüğünü, kuvvetini insanlar göremiyorsa problem onu göremeyen gözdedir. مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُدٍ مَا تَرَى مَا burada nafiye ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ aslında burada ne var? Muzmer yerinde zahir kelime getiriyor. Ne demesi Arap diline göre gerekirdi. مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِهِ Yani onun yaratmasında sen min tefâhud bir münasebetsizlik göremezsin. Peki zamir yerinde Rahman kelimesini getirdi. Merhametini işaret ediyor. Rahman kainatta olan her şeyle alakalıydı. Karıncayla alakalı, kafirle alakalı Rahman ismi alemde olan her şeye tezahür ediyordu. Her şeyde tezahür ediyordu. مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ O Rahman'ın yaratmasında min tefâhud bir münasebetsizlik göremesin. Kafire merhamet ediyor, karıncaya merhamet ediyor, yerin altındaki soluncana merhamet ediyor. O merhametinin gereği olarak solucandan yılan çıkmıyor. Yılandan yavru olarak solucan çıkmıyor. Hepsi arasında bir uyum var. Bir dengesizlik göremezsiniz. İşte bu
Allah'ın Rahman oluşunun da bir tecellisidir. مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُدْ. Yani yarattıklarına bir uyumsuzluk, hiçbir şey arasında göremezsiniz. فَرْجِعِ الْبَسَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورِ. Yani gözün çevir, فَرْجِعِ الْبَسَرَ, gözü çevir. هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورِ, هَلْ تَرَى ف۪يهَا مِنْ فُطُورِ. Bu alemde, semada, yerde, gökte yarıklar görüyor musun? Problemli alanlar görüyor musun? İnsanlar yeryüzünden gidiyorlar, orayı tamir edecekler. Uzayda, Samanyolu'nda, galakside, dünyanın yörüngesinde problemler var. Dünyadan bilim adamları gidiyorlar, oradaki arızayı giderecekler. Gördünüz mü? Peki dünyada öyle bir adet var mıdır? O halde فَرْجِعِ الْبَسَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورِ. Gözünü çevir, bakışını oraya doğru tahvil et. هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورِ. Yarıklar, problemli alanlar görüyor musun, görmüyorsun? Göremezsin. Görebilir misin? Göremezsin. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَسَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَسَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَس۪يرٌ. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَسَرَ. Sümme de terahi vardı. Bir müddet sonra tekrar yine bakışını çevir, gözünü çevir. Kerreteyni, burada iki defa, fakat buradaki iki defa defaatle anlamında. Bakışını defaatle çevir. Güneşte problem ara, ayda problem ara, Samanyolu'nda problem ara. Allah Teala'nın yarattıklarında kusur ara. Sümme erci'il basara kerreteyni, defalarca. Tıpkı lebbeyk Allahümme lebbeyk'te olduğu gibi, yani Allah'ım emrine amadeyim, bin defa, yüz bin defa emrine amadeyim ya Rabbi demek. Burada da ثُمَّرْجِعِ الْبَسَرَ كَرَّتَيْنِ, defalarca gözünü çevir. Her çevirdiğin zaman o emir fiilinin cevabı, onun için fiil-i muzari meczum oldu. يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَس۪يرٌ. O göz, Allah Teala'nın yarattığında kusur arayan göz, alemde uyumsuzluk arayan göz, alemin tesadüf olduğunu söyleyen göz. يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ, o göz ne olarak, hangi halde döner? Hasien, zelil, hakir, aradığını bulamadı. İnkara, ateizme, kainatta delalet eden tek bir işaret bulamadığı halde geri döner. Yenkalib ileyke, sana döner. O hain göz, Allah'a inanmayan göz, iradesinin inkara mahkum ettiği göz. Yenkalib ileykel basaru hasien, zelil olduğu halde, hakir olduğu halde, başka وَهُوَ حَس۪يرٌ وَهُوَ حَس۪يرٌ, yani muavededen, aleme defaatle bakmaktan, laboratuvarda acaba bu dünya kendiliğinden mi yaratılmıştır, maddenin ilk kaynağı nedir diye milyon dolarlık araştırmalar laboratuvarda yapan o adamlar, ne kadar sermaye, bütçe harcarsa harcasınlar, ne kadar uzun yıllar çalışırsa çalışsınlar, ne olduğu halde geri dönecekler? Mağlup olduğu halde, aradıklarını bulamadıkları halde, bir de o uğraşılardan yorgun, zayıf düştüğü halde geri dönecekler. Peki Allah Teala'nın alemdeki o tasarrufları, imzaları, kudretine delalet eden alametler, onları anlatmaya devam ediyor. وَلَقَزْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Yemin olsun ki وَلَقَزْ زَيَّنَّا, süsledik, and olsun, yemin olsun. السَّمَاءَ الدُّنْيَا, yakın olan semayı. بِمَصَابِيحَ, kandillerle. Peki burada da istiare var. Allah Azze ve Celle yıldızları kandillere benzetiyor. Müşebbehun bi olduğundan dolayı istiare tasrihiyedir. وَلَكَ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا, o yakın size, size nispetle en yakın semayı kandillerle, yıldızlarla süsledik. Peki öyle midir? Yıldızlar burada mıdır? Bize yakın semada.
Yani onların bize yakın olan semadan görünmesine işaret ediyor. Tabii ki onların yörüngeleri uzaklardadır. Ama görünme haline Allah Teala işaret ediyor. وَلَكَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِيهَا Tıpkı evler gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidini temimi dari kandiller getirmişti. İple direklere bağlamıştı. Allah Resulü aleyhisselamın mescidinde ilk kandilleri getiren yakan temimi dariydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah seni nurlandırsın, bizim mescidimizi nurlandırdığın gibi diye temimi dariye radıyallahu anh ona dua etmişti. Yani evet, Allah Teala semaya kandilleri koydu, yıldızlar onun kandilleri. Müslümanlar da camilerine kandil koyarlar. Sema nasıl süslüyse camilerin kubbelerini de bu ayet-i kerimede hareketle süslediler. Onun için hiçbir evde, hiçbir mekanda olmadık avizeler vardır camilerin içerisinde. Bu ayet-i kerimede hareketle öyle yaptılar. Dev avizeler koydular ki aydınlık olsun. Gök kubbesi Allah Azze ve Celle'nin, camilerimizin kubbesi de Allah Azze ve Celle'nin gök kubbesine benzesin. وَلَكَ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ Sonra hem zeyyenna oraya atıftır, bir de وَجَعَلْنَاهَا o mesabihi yani yıldızları, kevakip, onları رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ şeytanlar için, yani cinlerden olan şeytanlar için atılan şeyler yaptık. Yıldızlardan bir takım şeyler alınır, ışınlar, onlar bunlara atılır, meteorlar onlara atılır ya da Allah Teala neyi murad ettiyse o biliyor. Fakat yıldızların kendileri atılmaz onlara. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ o şeytanlara o yıldızlardan alınan bir takım yanıcı şeyler atılır. وَجَعَلْنَاهَا biz onları atılan şeyler yaptık o şeytanlar için. Çıkarlar oraya, dünyada neler olacak, melekler onları konuşurken cinler onları alıp insanlara getirmek isterler. Melekler de alır ve onlara ateş atarlar. Bunun için de kullanılıyor buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ruhu bilmeyen insan ne bilsin bunları? Şu kadar tıp fakültemiz var ama ruhun ne olduğunu bilmiyorlar. İnsan burada duruyor işte, ruh bedenden ayrıldığı zaman orada enkaz. O adamın olduğu odaya korkuyor çocukları girmeye. Biraz önce babalarıydı, kadın eşi vefat edince yanında yatmaya korkuyor. Yıllarca onunla aynı odadaydı, aynı evde yaşamıştı ama şimdi ölüsünün olduğu odaya, evine girmekten korkuyor. Yalnız başına giremez, millet varsa giriyor. Peki ne oldu? Ondan ne ayrıldı? Aynı adam değil mi? Ayakları, elleri, kolları orada. Peki neden ayağa kalkmaz? Anne deyince, baba deyince, çocuklar baba deyince neden ses vermez? Eğer ölen kadınsa anne deyince yavrular neden ses vermez? İnsanoğlu bunu bilmekten bile aciz. Peki oralarda neler var? Ne bilsinler? وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَاَعْتَدْنَا yani biz onlar için hazırladık. لَهُمْ o şeytanlar için, yani oraya giden o bilgileri çalanlar için وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ya da o kafirler için hazırladık. عَذَابَ السَّعِيرِ sa'ir mef'ul anlamındadır. Tutuşturulmuş ateşi, tutuşturulmuş bir azap hazırladık. Azabes sa'ir, yani sa'ir burada mukade anlamında tutuşturulan bir azabı onlara hazırladık. Yakıtı da insanlar ve taşlar olacak. Öyle bir cehennem onları bekliyor. Allah Teala bizi muhafaza buyursun. Peki şimdi buradan o kafirlere giriyor. Semadaki uyumu doğru okuyamayan, yıldızlara bakıp idrak edemeyen, alemde, laboratuvarda şu kadar araştırma yapmasına rağmen
İnkara işaret eden tek bir nokta, tek bir zerre bulamayan insanlar hala inkarlarına devam ediyorsa, ilhada, ateizme devam ediyorsa, o halde وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ cehennem. Rablerini, yani bir Rabbim, Rab terbiye eden, mürebbi demekti. Mürebbilerini inkar edenler için azab-ı cehennem, cehennemin azabı var. Yani burada kafir kelimesinin kullanması, alemde Allah Teala'nın varlığına işaret eden milyonlarca delil var. Her şey delil, her delil bizi ona götürüyor. O halde bunları örtüyorsa, onlar için cehennem azabı var. وَبِئِسَ الْمَصِيرِ Ne kötü gidilecek bir yerdir orası. Zem fiili, bunun mahsusu da nedir? Hiyedir. وَبِئِسَ الْمَصِيرُ هِيَ Peki bu en kötü yer, insanoğlunun görebileceği en büyük felaket bu, cehennem. Kıyamet bile onun yanında teferruat kalır. اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَهِيَ تَفُورُ اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا فِي النَّارِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ O cehennemin narına, ateşine atıldıklarında, değersiz bir nesne gibi, çöp gibi, çöpü alıp insanlar götürdükleri zaman eğilip de koymazlar, atarlar, çöptür o. اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا O cehenneme atıldıklarında, سَمِعُوا لَهَا O cehennemin içinde işitirler. Semi'u leha. Neyi işitirler? Şehîkav ve hiye tefûr. Şehîk. Aslında şehîk, savtul hamir demek. Eşeğin sesi. Yine bu hakiki anlamı, merkebin sesi demek. Önce insan onu anlıyor. Sonra merkebin sesinde ne var? Bir çirkinlik var. İnsanlar burada bir eşek anırsa da dinlesek demezler. Hadi eşekler anırsa da zevk alsak, rahatlasak demezler. Ama kuş, bülbül vesaire öttüğü zaman rahatlarlar. Suyun kenarına giderler. Nehir akarken o su sesi onları rahatlatmış olur. Peki bu eşeğin, merkebin sesini tanıdıktan sonra özelliklerini anlıyoruz. İkinci merhale. Üçüncü merhale, onu insanın duymak istemediği unsurlara benzetiyoruz. Yani mesela فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ Yani o şakilerden bahsediyor, ehli nardan bahsediyor. Onların orada nesi var? İki sesinden bahsediyor Cenab-ı Hak. O seslerden bir tanesi ne olacaktır? Şefik olacak, sadırdan gelecek. Ötekisi de ne olacak? Zefir olacak, o da boğazlarından gelecek. Şefik sadırdan, zefir ise onların boğazlarına. Şefik sadırdan, zefir boğazdan gelecek. Peki o zaman bu ayet-i kerimede kimin sesi olarak bize anlattı Cenab-ı Hak onu? Cehennem ehlinin sesi. Cehennem ehlinin sesi. اِذَا رَأَتُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّزَوْ وَزَفِيرًا Burada neyin sesi? Cehennemin sesi. Yani اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Cehennem o kafirleri uzaktan gördüğünde اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّزَوْ وَزَف۪يرًا Cehennemin gayzını, öfkesini, o sesini onlar işitirler, duyarlar. اِذَا رَأَتْهُمْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّزَوْ وَزَف۪يرًا Peki burada اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَهِيَ تَفُورُ Şehikan, yani o homurtusu, cehennemin sesini oraya atıldığında işitirler. وَهِيَ تَمُورُ وَهِيَ haldir, لَهَا'daki zamirden. O kaynıyor, cehennem kaynadığı halde onun sesini, homurtusunu, cehennemin sesini işitirler. Ama keyif alacakları bir ses değil bu. Tıpkı merkebin sesi gibi. Burada da ne var? İstihare var. Yani o sesten hareketle evvela o sesin asıl kaynağını buluyoruz. Oradan buraya geliyoruz. Ondan insanlar nasıl zevk almıyorlarsa bundan da zevk almayacaklar. Bilakis büyük bir azabın içinde olacaklar.
tekâdû temeyyezu minel gayz. Tekâdû da vehiyenin ikinci haberi olur. Tekâdû temeyyezu minel gayz. Gayzdan, öfkeden, nefretten sanki o cehennem parçalanıyor. Paramparça oluyor cehennem. Temeyyezu minel gayz, kafiri olan öfkesinden o cehennem neredeyse parçalanacak. Neredeyse parçalanacak. Küllemâ ulkiye fîhâ fevcun se'elehum hazenetuhâ. Elem ye'tikum nezîr. Küllemâ ulkiye fîhâ fevcun, ne zaman o cehenneme topluluklar atıldığında se'elehum hazenetuhâ, cehennemin bekçileri, muhafızları onlara sorar. Elem ye'tikum nezîr, size uyarıcı cehennemden bunlardan bahsedenler gelmedi mi? Peygamberler gelmedi mi diye onlara sorarlar. Elem ye'tikum nezîr. Kâlû belâ kad câ'enâ. Onlar evet diyecekler. Belâ, evet. Kad câ'enâ nezîrun. Bize uyarıcılar geldiler. Fekezzebna, fakat biz inkar ettik, alay ettik, istihza ettik, reddettik. Kainata bakıp Allah Teala'nın vahdaniyetine delalet eden imzaları, alametleri okuyamadık. Dedik ki vakalu ma nazzalallahu min şeyin. Allah azze ve celle hiçbir şey indirmedi ki Kur'an'ı indirsin, diğer kitapları indirsin. Hiçbir şey, şey olma özelliğine sahip hiçbir şeyi indirmemiştir. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ. Şey olma özelliğine sahip hiçbir şeyi Allah Teala indirmedi dedik. اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ظَلَالٍ كَب۪يرٍ. İn burada nafiye. Siz büyük bir sapıklığın içindeydiniz. Melekler onlara dünyadaki hallerini anlatıyor. Böyleydiniz. Onun için anlayamadınız. Anlamak istemediniz. Çünkü alay ediyordunuz. Kendi dünyanıza itimat etmiştiniz. Zannettiniz ki ila yevmil kıyame bu böyle devam eder. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا. Dediler ki لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا, eğer ya da şayet biz böyle anlayacak bir kulakla meselelere yaklaşmış olsaydık. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا. Eğer biz dinleseydik, akletmiş olsaydık, peygamberlere kulak verseydik, onların söylediklerinden hareketle imanın esasları, İslam'ın esasları, onların ne kadar mükemmel olduğu üzerinde fikir yürütseydik, şayet bunu yapsaydık, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. O zaman bu cehennem ashabı içinde olmazdık şayet, fehmetseydik, anlasaydık, düşünseydik, idrak etseydik diyecekler. فَاْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ. Orada günahlarını itiraf edecekler, itiraf ederler. Yani itiraf ettiler de ama gelecekte olacak. Tabi Cenab-ı Hak burada mazi fiiliyle bize bildiriyor. لِتَحَقُّقُ وُقُوعِهِ mutlaka olacağından dolayı mazi geçmiş zaman fiiliyle anlatıyor. فَاَتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ. Onlar zem küfürlerini itiraf ederler. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Yani اَسْحَقَهُمُ اللّٰهُ سُحْقًا. Yani Allah Teala onları son derece uzaklaştırdı. Neden? Rahmetinden. Yani فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. O cehennemin kadrosu Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden uzak olsun. Uzak. İstifade edemesinler. Edemeyecekler. Kimseler onlara merhamet etmeyecek. Çünkü Allah Teala'ya karşı bunlar terör suçu işlediler. Alemde şu kadar imza vardı. Hiçbir yerde kusur yoktu. Milyarlarca yıl, milyonlarca yıldır kainat bu şekilde devam ediyor. Fakat bakıp da bir defa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyemediler. Babaları öldü, ölümden ibret almadılar. Çocukları öldü, ölümden ibret almadılar. Yine küfür halleri devam ettiyse o halde فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَب۪يرٌ. Şimdi müminlerden bahsediyor. Kim müminler?
kainattaki o imzaları okuyanlar, iman edenler, uyananlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i okuyunca asırlık gaflet uykusundan dünyayı uyanmaya çağıranlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı önce kalktılar, uyandılar. Sonra uyanmaya, dirilişe çağırdılar. İnnellezîne yahşavûne rabbahum bil gaybi. Yani ondan gayip oldukları halde görmüyorlar Allah Teala'yı ama işaretler var. Neye bakıyorlar? Semaya bakıyorlar, yere bakıyorlar, yıldızlara bakıyorlar. Ve lekez zeyyenne sema'ed dünya bimasabiha, yıldızlarıyla kandiller gibi döşenen, tezyin edilen semaya bakıyorlar. İnnellezîne yahşavûne rabbahum, mürebbileri olan Rablerine karşı saygılı olanlar, tazim edenler, bil gaybi, ondan uzakta oldukları, görmedikleri halde lehum mağfiratu ve ecrun kebir, onlar için af var. Hatalar vardır, insandırlar, o hatalarla Rablerinin huzuruna gelecekler. Lehum mağfiratun, onlar için af var ve ecrun kebir, büyük ecir, cennet var, cennetin yüksek makamları var. Peki burada bir ara vermiş olalım. Sonra yine devam edelim kaldığımız yerden. Estağfurullah ve tuğbileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.